arkadaşlar, yeniden karşınızdayız. Kanalıma, mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte minik rulo pastacıklar yapacağız ve birazdan da malzemelerimi sizlerle paylaşacağım. Başlayalım. Evet, minik rulo pastacıklarımız için malzemelerimiz 4 adet yumurtamız var. 1 kabartma tozu, 1 vanilya var. Yarım çay bardağı toz şekerimiz var. Yarım çay bardağı sütümüz var. 5 kaşık çorba kaşığıyla sıvı yağ. 1 çay bardağı unumuz var ve 1 çorba kaşığı nişastamız var. Bu kek harcımız için. Evet, yumurtalarımızı çırpma kabımıza şöyle alıyoruz ve içerisine de şekerimizi ilave edeceğiz. Yumurta ve şeker krema haline dönüşene kadar iyice çırpacağız. Birkaç dakika sürecek ve daha sonra diğer sıvı malzemeleri ve un, nişastayı kullanacağız. Evet, kek harcımızı şöyle tepsimize alıyoruz. 180 derecelik fırında 13 ya da 15 dakika, yine fırın ayarınıza göre pişkinliğini kontrol ederek pişmesini sağlayabilirsiniz. Evet, muhallebi malzemelerimiz için de 2 çorba kaşığı unumuz var. Pişireceğimiz tenceremizi şöyle alıyoruz. 1,5 çorba kaşığı da nişastamız var. Onu da yine şöyle kabımıza alacağız. Yaklaşık 1,5 kaşık nişasta koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. 3 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker kullanacağım ve 1 adet de yumurta kullanacağız muhallebisi için. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pasta kremamız hazır ve güzel bir kıvam aldı. Şimdi son aşamada inmesine yakın bir paket vanilya kullanacağım. 2 dakika daha çırparak pişirmeye devam edeceğim ve daha sonrasında ara ara karıştırarak soğumasını sağlayacağım. En son aşamada da kekimizle buluşturacağız kremamızı. Şöyle güzel sakız gibi bir kremamız var. Tam pastacı kreması bu tarif. Mutlaka uygulayın siz de bu kremayı diğer pastalarınızda da. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi kekimiz pişti ve soğuması için tezgahımıza aldık. Muhallebisini de hazırladık. O da soğumak üzere şu anda. Ve önce şu üzerindeki şu kahve dokuyu alacağız. Ve ruloyu öyle yapacağız. Eğer siz istemezseniz kendiniz bu kızarmış haliyle de çevirebilirsiniz ama böyle beyaz çok daha hoş gözükecek. Servis ve sunumunuz bu şekilde kolayca alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kekimizin üzerini tamamen aldık gördüğünüz gibi ve şöyle kenarlarından da ince ince keserek düzgün bir kenar elde edeceğiz. Şöyle en aza indirecek şekilde kekimizi ziyan etmeden kenarlarını alıyoruz ve ters çevireceğiz. Evet, güzel bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Çok lezzetli ve tam ölçüde bir tarif verdim sizlere. Abone olmayı, like'lamayı unutmayın. Hoşça kalın.